gibi. Seni eve bırakayım Efes. İstemiyorum. Saçmalama, bu saatte tek başına bir yere gidemezsin. İstediğimi yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Hem sana ne? Sen benim hiçbir şeyim değilsin ki. Seni bu halde tek başına sokağın ortasında bırakmayacağım. Bırak kolumu. Bırak. Bırak beni diyorum. Boşuna uğraşma İffet. Seni eve götüreceğim. Gitmeyeceğim o eve. Nereye gideceksin peki? Serpil'lere gideceğim ben. O zaman oraya kadar beraber gideriz. Efendim Ali İhsan. İffet neredesin? Ben Serpil'lere geldim. Ben de seni merak ettim. Sizin eve uğradım. Şu anda hala mahalledeyim. İstersen gelip seni alabilirim. Ben Serpil'de kalacağım bu gece. Keşke benimle eve gelseydin. Bana izin ver bu gece lütfen. Tamam peki İffet. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Seni kocam mı üzdü böyle? Yo. Ne alakası var? Niye böyle tek başına dışarıdasın? Üstelik içki de içmişsin. Benim hatam. Seni kimsenin üzmesine izin verme. Teşekkür ederim Cemil. Ben gideyim. Peki. Sen bilirsin. Kalabilir miyim? Kalabilirsin. Tabii kalabilirsin. Ne oldu? Anlatırım. Gel. Ben Feride teyzeyle konuştum. Gelmeyeceksin zannetmiştim. Benim gitmem gerek. Nil beni burada görürse babasına başka türlü anlatır. Kendine iyi bak. Sen de.
Kocanın yanına git Fırat. Cemil ne oldu? Sana kocanın yanına git dedim. Cemil ne oldu diyorum? Hadi baba. Aç şu telefonu. Bana niye böyle davrandığını söyleyeceksin. Benden uzak dur. Cemil. Bir şey demeyecek misin? Söyleyecek bir şey var mı bilmiyorum Yasemin. Belki de en doğrusu gitmen. Ben gerçekten çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Bütün bu olanlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Canımı yakmaksa amacın. Yeteri kadar canım yandı İffet. Yeteri kadar bedel ödedim ben. Ama artık yeter. Artık senin yüzünü görmek istemiyorum. Mutlu hayatına geri dön. Kocanın yanına geri dön. Bak. Çocuk da yapacakmışsınız. Senin ne işin var ki burada? Git İffet, ne olur git. Hiçbir şey bildiğin gibi değil Cemil. Benim bildiğim tek şey bu aşk beni yok ediyor. Ne yaparsam yapayım kurtulamadığım bu aşk benim hayatımı mahvediyor. Ben çok hata yaptım. Büyük hatalar yaptım. Ama acılarımın hepsini de çekiyorum. Artık dayanamıyorum. Annem bu haldeyken bana acı çektirmek için gelme buraya. Ben bir şey yapmıyorum Cem. Zamanında ben sana yaptım. Ama şimdi sen bana yapıyorsun. Cemil. Seni dinlemek istemiyorum. Git buradan. Cemil, eğer konuşmanız bittiyse annen yanına çıkalım mı? Thank you.
olsun. Sen hangi yüze geldin buraya? Rabbana ve la tuhammilna ma la taqata lana bih ve fu anna ve fir lana ve rahamna ente mevlana fenzurna alel kavmil kafirin. Sadakallahu azim. Fatiha. Amin. Aydın, neredesiniz şu anda? Mezarlığa geldik Ali İhsan Bey. Cenaze töreninden sonra İffet'i hemen eve getir. Tabii efendim. Başın sağ olsun Betül. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok Cemil. Sağ ol. Ben Salih amca için gerçekten çok üzgünüm. Ona yaptıklarım için. Dün gece... Merak etme. Bir şey olmadı. Oldu İffet. Ben gerçeği gördüm. Sensiz bir gün bile yaşamak istemediğimi anladım ben. Son nefesimi verirken bile yanımda olmanı istiyorum. Ben artık pişman olmak istemiyorum. Yalvarırım, gerçeği söyle bana. Mutlu musun? Benim mutlu olmamın bir önemi yok artık Cemil. Sadece ben olsam hiç düşünmezdim. Sonunda ölüm bile olsa koşa koşa sana gelirdim. Ama yapamam. Ali İhsan var. Babam var. Kardeşim var. Yapamam. Bir daha arama beni. Ama sen benimsin. Ben de seninim. Gitme İffet.
Ne olur gitme İffet. Gitmek zorundayım. Gemilerini kaldırmış gidiyor hayat ve ben sahildeyim. Kaçırmış olma telaşı içindeyim. Çağırıyor uzaklar ısrarla neden seninleyim. Bağlanmış olma korkusu içindeyim. Gidemiyorum, kalamıyorum, baş edemiyorum, teslim olamıyorum. Sen Bey'in kesin talimatı var. Simalikhaneye götürmen lazım. Öyle mi? Evet. Peki. Malikhaneye gidelim. Memurluğumuza yapmış olduğunuz başvuruda evlenmenize bir sakınca olmadığı anlaşılmıştır. Siz Cemil Özdemir, Nil Emiroğlu'nu karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Nil Emiroğlu, Cemil Özdemir'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahit misiniz? Evet.
Evet. Ben de Fatih Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.